üşüyoruz. Almıyorlar abi. Abi üşüyoruz abi. Ne olur abi. Hadi. Almadılar. Almadılar. Hadi yiğidim. Abi ne uçtun sen ya. El kol hareketi yaptı bize abi. Böyle bir şeyler etti. Abi böyle bir şeyler etti. Merhabalar. Ben Şükür Demet. Rizeli bir üniversite öğrencisiyim. Benim hobim dağ, bayır, her yeri otostop ile kamp yaparak veya doğal koşullarda yaşamaya çalışarak geziyorum. Bu sefer arkadaşımla beraber Ovid Dağı'nda tahmini olarak 2 veya 3 metre kar yüksekliğinde kar mağarası yaparak kalacağız. Kar mağarası ne diye sorarsanız 2 metre yükseklikteki karın altından tünel kazarak oyuk yaparak içinde barındığımız bir mağara oluyor. Çığ olabilir veya şu an bulunduğumuz konum vahşi hayvanların elinde olan bir yer. Kurt sürüsüne rastlarsak tehlikesi direkt ölüm. Ama elimizden geldiğince önlem alıyoruz. Nasıl önlem alıyoruz? Mesela hayvanların dikkatini çekecek şeyler yapmıyoruz. Yiyeceklerimiz koku verecek şeyler değil. Et pişirmiyoruz veya hazır paketlenmiş yiyecekler alarak elimizden geldiğince hayvanları uzak tutmaya çalışıyoruz kendimizden. Çığ bölge farkındaysanız dağlık, çoğu yerden çığ gelebilir ama biz kendimize güzel bir konum seçeceğiz. Nasıl güzel bir konum seçeceğiz? Bir vadiden öte tarafta, yani vadiden öte taraf dersem şu aşağısı şu an vadi. Mesela böyle bir kısımda kar mağarasını yaparsak sorun yaşamayız. Çünkü oradan gelen çığ vadide birikir ve bize gelmeden çığdan korunmuş oluruz. Böyle bir yer bulacağız. Tahmini olarak 3 yıldır geziyorum. Neden gezdiğimi sorarsanız, gezmekten zevk alıyorum ama onun haricinde hayat kısa ve hayattan gerçekten bir şeyler öğrenmeli ve zevk almalıyız. Gezmediğim zamanlarda yapacağım şey evde oturup dizi izlerim veya telefonla oyun oynarım falan, yani yıllarımı çöpe atarım. Onun yerine ise şu an gideceğiz ve bir kar mağarasında yaşamaya çalışacağız. Bir zorluk, hayat şartlarıyla karşı karşıya gideceğiz. Bunun haricinde otostop çekiyorum, doğuda bir insanla beraber kalıyorum ve onunla tanışıyorum, kültür öğreniyorum. Batıda başka bir şey. O yüzden gezmek iyi bir şey. İnsanlara da gezmelerini tavsiye ederim. Gerçekten yorucu bir faaliyet. Elimi hissetmiyorum ben. Sağ elime. Biraz da sol uçlansın o zaman. Nasıl fikir ama? Az önce dışarıdan ses duyduk. Karda yürüme sesi.
gideceğimiz. Buradan ön taraftan gelirse zaten başka bir taraftan gelmesi için fazla zaman harcaması. Başka bir yürüyüşten gelirse buradan kendimizi savunacağız. Oradan gelirse oradan savunacağız. Gece uyumamız gerekecek. Bu sıkıntı, bu sıkıntı ama ben gece 3-5 kalkıyorum. Şu an kapıya bir güvenlik önlemi yapabilir miyiz? Aklıma geliyor bir şey. Şimdilik biz onu düşüneceğiz. Umarım sorun yaşamayız. İzleri görüyorsunuz. Şurada direkt patiler var. Kaldığımız mağara az yan tarafımız, yani 1 metre yanımız, girişi yan tarafta. Dün gece sesler duyduğumuzu söylemiştik. Kurt olduğundan şüphe duyuyorduk çünkü burada çok fazla kurt olduğunu söylediler. Bu da kurt üzüne fazlasıyla benziyor. Pençe sivri, buradaki pençeler sivri. Ama dün gece şansımıza sorun yaşamadık, yani hala hayattayız. Ama tehlikeli bir kamp oldu. Dün gece yattığımız yerin konumu tam olarak burası. Kafamız falan buradaydı. Aklınızdaki soru ne kadar sağlam, sağlam mı? Şu an üstünde 67 kişi 67 kiloluk ben var. 67 kiloluk birisi üstünde zıplarsa mahvolur. Ama yürüdüğü sürece bir şey olmaz.